taksi imalatı söz konusu olduğunda dünyada iki ülkenin adı geçiyor. Kalitesiyle İtalya, ucuzluğuyla Çin. Bu iki ülkenin özelliğini tek potada eritmeyi başaran Bahar Polimer ihracat rakamlarıyla göz dolduruyor. Geri dönüşümlü ham madde kullanarak çevreye katkı sağlayan firma, ihracat potansiyeliyle de ekonomiye katkı sağlamış oluyor. Saksı imalatı ve ihracatında Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden olmayı başaran Mustafa Aşçı, 30 yıllık baba mesleğini itinayla sürdürüyor. 2003 yılında Bahar Polimeri kuran Aşçı, fidan poşetinden sera örtüsüne, saksıya, peyzaj sektörünün tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Biz bu işi babadan devraldık. Ben bu işe girdiğimde ilkokula bile gitmiyordum. Öyle söyleyeyim size. Aşağı yukarı 30 senedir bu işin içerisindeyiz biz. Yani bu işle alakalı neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kalitenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren firma, ihracata yönelerek ciddi bir ivme yakalıyor. Şu anda üretimimizin yekününü ağırlıklı olarak yer alan siyah üretim saksıları. Renkli dekoratiflerde de ciddi manada bir pazarımız var. Gerek iç piyasada gerek yurt dışında. Ama Bahar Polimer olarak şu anda daha çok yurt dışına ağırlık verdik. Yurt dışına güzel bir açılımımız oldu. Son 3-4 senedir Türkiye'de de bu saksı ihracatı konusunda belki ikinci sırada da yer alıyoruz diyebilirim. 2015'te yaklaşık ihracat oranı 700 bin dolar civarı ki bu bizim için güzel bir rakam. Orta Doğu ve Arap Yarımadası ihracatta başı çekiyor. Ağırlıklı olarak şu anda Suudi Arabistan, işte Dubai, Abu Dhabi, Ürdün, Katar, Suriye ve Kuzey Irak'ta kısmen verdiğimiz yerler var. Bu bölgede ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız bölgeler buralar ama tabii Hollanda'ya, işte Azerbaycan, Gürcistan buralara da yeni yeni pazarlara giriyoruz. Fiyat konusunda Çinlilere çok yakınız ama kalite konusunda İtalyanlara çok yakınız. Yani bundan dolayı şu anda ciddi manada dışarıya doğru bir açılım söz konusu. Yani Hollanda'ya biz mal satabiliyorsak hem kalitemizi hem fiyatımızla biz kendimizi ispatlamışız demektir bir yerde aslında. Üretim sürecinde geri dönüşümlü ham madde kullanılıyor. Termoplastik ilavesiyle dayanımı artırılan saksılarda yarım litreden 340 litreye kadar alternatifler sunuluyor. Üretim İstanbul Beylikdüzü bölgesinde 8 adet makinemiz var. Bunların 7 tanesi enjeksiyon makinesi. Haftalık yaklaşık 50 ton gibi bir ham madde tüketimimiz söz konusu. Bizim şu anda ağırlıklı olarak kullandığımız malzeme geri dönüşüm, recycle. Bu konuda da biz memlekete hizmet ettiğimizi düşünüyoruz.